Ustacığım ben de 90 model 1.4 16 bar 170 bin kilometrede Honda Civic var. Aracımdaki sıkıntı radyatöre giren üstteki hortum şişiyor ve şiştiği zaman radyatörün yedek deposundaki suyu dışarı atıyor. Fokur duyarak atıyor üstelik. Tamirciye götürdüm, silindir kapağı çatlak dediler. Değiştirdim, olmadı. Sıfırdan rektifiye yaptırdım ama bu sorun değişmedi. Değişmeyen parçası kalmadı. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Teşekkür ederim. Ercan Güneş. Sayın Ercan Güneş, ifadenizde tabii bana belirtmediğiniz eksik olan taraflı var tabii ki. Yani radyatörün üst hortumu şişiyorsa, suyu dışarı atıyorsa o sürede motor su ısı harareti nerede, kaç? Bilmiyorum. Yani genelde radyatör şişmesi tamircinizin de ifade ettiği gibi silindir kapağından, çatlaktan olabilir ama daha çok silindir kapak contasından olur. Silindir kapak conta sorunlarında da egzozdan beyaz su buhar dumanı olur. Su eksilir, hararet yükselir vesaire vesaire. Yani bu konularda bir bilgi vermemişsiniz. Ayrıca hani silindir kapağını değiştirdiğini düzelmedi, motor rektifi yaptırdığını düzelmedi, değişmedik parçası kaldı diyorsunuz. Ne parçalar değişti onu da bilmiyorum. Silindir blok, conta, yüzeyi, yüz mü, eğri mi? Silindir kapak contasını koyuyorsanız doğru fabrika verisi torklarda silindir kapağı sıkılıyor mu, conta sıkıyor mu oraya, onu da bilmiyoruz. Genelde bu sorunlar termostat arızalarından oluşur. Ani hararet yükselmesi olur, düşmesi olur. O arada da o hararet yükselmesinde su kabarır, hortumu şişirir vesaire vesaire. Ama yine de dediğim gibi bu arada hararetin de yükselmesi gerekiyor. Radyatör tıkalı mı acaba? Su devir daimi, suyu iyi devrediyor mu? Silindir bloğu her ne kadar rektifiye edildiyse içinde çamurlaşma var da su dolaşım yolları mı tıkalı? Yoksa bu hortum şişmesi şehir içi trafik şartlarında oluyor da fan mı çalışmıyor da hararet yükseliyor? Yükselme nedeniyle de hortum şişiyor. Bunlardan hiçbirini bilmiyoruz. Bence öncelikle bir termostatı iptal edin bakalım aynı sorun var mı? Peşinden yenileyerek tekrar takın. Ama işin en kolay yolu ujileri söküp silindirlere basınç uygulayarak radyatör kapağı açık ve su da ağzına kadar dolu bir vaziyette basınç uygulandığında radyatörden kabarcık yapıyor mu, suyu dışarı atmaya başlıyor mu onu bir araştırın. Yani hangi silindirde bunu yapıyorsa o silindirde demek ki suya kompresyon verme gibi bir olumsuzluk vardır. Ama bence termostatı bir yenileyip fan motorunuzda kontrol etmenizde ilk olarak fayda var derim. İyi günler.